Muhsin yaşamı boyunca barış, demokrasi ve insan haklarını savundu. Bu mücadelenin içinde yer aldı. Bu mücadelenin ödünsüz bir neferiydi. Toplumun her kesiminin sorunlarıyla yakından ilgilenirdi. Temel amacı yöresine ve halkına hizmet etmekti. Halkın yanında yer alır, halkının acılarını, coşkularını paylaşmayı pratiğiyle kanıtlamıştı. Onun kaybettikleri ve kazanacakları tüm insanlıkla ortaktı. Haklının ve doğrunun yanında daima yer alırdı. Hep hakikate ulaşmaya çalışırdı. Adalete ve özgürlüğe giden yolun hakikatten geçtiğine inanırdı. İlkelerinde kararlı, bir o kadar da davranışlarında olgun ve sabırlı davranırdı. Farklılıkları zenginlik olarak görerek anlamlı bir yaşamı yaratmak için farklılıkların yaşatılması gerekliliğini savunur ve çalışırdı. Muhsin önce kamuda çalıştı. Teknik Tarım Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Köy Kooperatifler Müdürlüğü, bu kamu kuruluşlarında mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 1984 yılında Diyarbakır'da gözaltına alındı, 40 gün cezaevinde kaldı. Çıktığında sürgün olarak tayini Çankırı'ya çıktı. İstifa etti, Urfa'ya yerleştik, serbest olarak çalışmaya başladı. Mesleğiyle ilgili ticari faaliyetleri yürütürken sivil toplum örgütlerinde de çalıştı. Urfa Ziraat Mühendisleri Odası'nı kurdu, yöneticiliğini yaptı. Urfa İnsan Hakları Derneği Şubesi'nin kuruluşunda yer aldı. HEP'in, DEP'in, HADEP'in kuruluşunda yer aldı. Bu arada İl Genel Meclisi üyeliği yaptı. HEP Genel Kongresi'nde yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında soruşturma açıldı. Ve daha sonra kendisine 2 yıl ceza verildi. Hep Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın cenaze törenine katılmıştı. Gözaltına alındı, 3 ay cezaevinde kaldı. Çıktığında hepsi SHP ittifakından milletvekili adayıydı. HEP'in, DEP'in il başkanlığını yaptı. HADEP'in parti meclisi üyesiydi. Bu siyasi partilerde çalışırken izlendi, takip edildi, telefonları dinlendi, ölüm tehditleri aldı, birkaç kez kaçırıp öldürmek için girişimlerde bulundular. Çevresindekiler, arkadaşları izlendiğini, öldürmek için takip edildiğine dair duyumlar aldığında kendisine iletiyorlardı. Bu şekilde yaşamak bizim için bir yaşam biçimi haline gelmişti. O kendisini bekleyen tehlikenin farkındaydı. Buna rağmen halkına hizmet etme çabası içindeydi ve hizmet etmeye devam etti. Zaten katledilmeden önce 3 gece bizim evin karşısındaki binanın açık bir otoparkı vardı. Oraya bir araba gelip gece boyunca bekliyormuş. Bizim ışığımız sönünce oradan ayrılıyormuş. Bunu orada oturan bir komşu Muhsin'e söylemişti. 2 Haziran sabah saat 9'da Muhsin ve Mehmet Ayyıldız arabayla bürosunun önüne geliyorlar. Orada çapraz ateşe tutuluyorlar.
Mehmet Ayyıldız olay yerinde yaşamını yitiriyor. Muhsin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Biz yetiştiğimizde kaybetmiştik. Yaşamı boyunca demokrasi ve insan hakları mücadelesine bağlılığı, dik duruşu, fedakar ve dürüst kişiliği kitlelere güven veriyordu. Adalet, özgürlük, demokrasi, eşitlik gibi değerleri kitlelere mal etmekte ve onları peşinden sürüklemekte etkin bir yapıya sahipti. Onun fikirleriyle mücadele edemeyenler ortadan kaldırma yolunu seçtiler. Ama bugün onun düşünceleri, uğruna mücadele ettiği ilke ve değerler daha güçlü olarak paylaşılıyor. Demokratik siyasette önemli izler bıraktığını düşünüyorum. Muhsin Melik düşünceleri ve geleceğe bıraktıklarıyla yaşayacaktır. Biz 28 yıldır sorumlular, failler bulunsun ve yargılansın diye haykırıyoruz. Geçmişle yüzleşilip sorumlular, failler bulunup yargılanıncaya kadar da bu haykırışlarımız sürecektir. Gerçekler karanlıkta kalmayacaktır. Yaşam hakkı ihlali insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bunda zaman aşımı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım.